Ardan Zentürk Amerikayı bir korkak mı yönetiyor? Obama ülkesinin kalıbına göre değil, kendi kişisel ürkeklikleri doğrultusunda hareket eden bir portre çiziyor. Durum tek süper güçlü olduğu varsayılan dünya açısından ciddi bir risk. Beşar kimyasal silah kullandığında ortaya çıkan, Putin Kırım'ı ilhak ettiğinde derinleşen, son olarak İsrail'in Gazze katliamında korkunç yüzünü gösteren bir ruh haliyle karşı karşıyayız. İsrail ve Washington'daki sözde strateji uzmanlarından gelen Özgür Suriye ordusuna yardım etme, verdiğin silahlar El-Kaide'ye gider telkinlerine uyup, Suriye ve Irak'ın zengin petrol ve su havzalarını El-Kaide'ye teslim eden bir Amerikan başkanıyla karşı karşıyayız. 2006 Filistin genel seçiminde meşru bir demokratik zafer kazanıp, Gazze'de iktidar olan Hamas'ı terör örgütü listesinde tutan, Netanyahu Liberman faşist ikilisinin kuyruğuna tutunan Obama, yarın Filistin topraklarında IŞİD'i gördüğünüzde, gördüğünde Hizbullah'ın farklı ideolojilerde olsalar da Hamas'a yardım koridorlarını açtığını izlediğinde herhalde oval ofiste tavan seyrediyor olacak. Ne yapacağını şaşırmış bir süper güç ve onu yönetmeye çalışan bir afro beyazla muhatabız. Dünya karşısındaki tepkileri genetiğini taşıdığı Afrika'dan hayli uzak. Amerikan Siyah Hareketi'nin lideri Martin Luther King Jr'dan kokmuş görünüyor. Martin Luther 28 Ağustos 1963 günü Washington'da toplanmış 250 bin kişiye Lincoln Lincoln anıtının merdivenlerinin üzerinden seslenmiş, benim bir rüyam var demişti. Bu rüyanın Beyaz Saray'a taşıdığı Obama, dünyanın ezilen uluslarının demokrasi ve eşitlik arayan kitlelerinin rüyasına ortak olamadı demokrasiye şans tanımadı. Suriye halkı 15 Mart 2011'de Şam ve Halep'te demokrasi için meydanlara indiğinde elinde silah yoktu. Dünyanın demokrasi cephesinin arkalarında olduğunu düşünüyorlardı, yalnız bırakıldılar. Mısır'da halk bir diktatörü devirmiş olmanın keyfini, ülkenin ilk serbest seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçerek taşlandırdı. Tıpkı Suriye gibi meydanlarda katledildiler, yalnız bırakıldılar. Irak halkı, neokonların yarattığı kaosu tamir etmek, arzu ettikleri demokrasinin inşası için kolları sıvamıştı. Ortadoğu'nun siyaseti kan ve gözyaşı olarak kabul eden şizofrenik liderlerinin eline teslim edildiler yalnız bırakıldılar. Filistin, El Fetih Hamas çizgisinde bütünleşir. İki devletli formül için mutabakata yönelirken, İsrail'in ırkçı politikacıları ve sürekli savaş yanlısı Yahudi lobisi karşısında yalnız bırakıldı. Obama gömleğinin ilk düğmesini yanlış ilikleyen adamın durumuna düştü. Başlangıç noktasında sergilediği hatalar zinciri şu anda yardıma muhtaç bir Alzheimer hastası görüntüsü sergilemesine neden oluyor. Gömlek ortadoğunun demokrasi talep eden kitlelerini değil, demokrasi düşman gören emir ve kralları ciddiye almasıyla yanlış iliklendi. Devamı böyle oldu. Kader onu Irak'taki sünni ayaklanma sırasında İran dini lideri Hamaney'in Mısır darbesinde Suudi Kral Abdullah'ın Filistin'de Netanyahu Liberman ikilisinin yanına taşıdı. Beşer gibi bir diktatöre insanları kimyasal silahla değil konvansiyonel araçlarla öldürme yetkisi tanıyan beyin kimyasının Gazze'deki sivil katliamının meşru müdafaa saymasından normal ne olabilir? Martin Luther King Jr.'ın adım izlerini takip ettiğini söyleyen Amerikan başkanının yolu haman Dirsek teması Kral Abdullah'la kankalık, hoşgörü Hoşgörün Uriel Maliki'yi koruma için asker gönderme ve masum Filistinlilerin katledilmesine ortaklığa dönüştü. Siyasetin sefaleti Türkiye'ye batıdan bakıp Ortadoğu'nun demokrasi ve eşitlik mücadelesi sürdüren halklarına sahip çıktığı için sefaletin siyasetini yapıyor diyenler olabilir. Ama siyasetin sefaleti içinde olmaktan iyidir. Hele Obama'nın bu hallerini gördükten sonra. Türkiye Gazze'yi, Irak ve Suriye'nin gerçek demokrasi güçlerini, Türkmen ve Kürtleri savunmak bu coğrafyadaki tüm Hristiyan azınlıkların doğal garantörü olmak durumunda. Çünkü anladığımız kadarıyla Dünyanın demokrasi kanadının başkentlerinden hayır yok ve bizler demokrasi yalnız kendimiz için değil birlikte yaşadığımız tüm uluslar için istiyoruz. Ve İsrail başbakanı, Suudi kralı, İran dini lideri, Mısır darbesinin var olmak için birbirlerinin savaş çığlıklarına tutundukları, araya sözde halifelerin, bölgesel ayetullahların karıştığı bir şiddet sarmalıyla karşı karşıyayız. İyi olan kendi gömleğimizin ilk düğmesini doğru iliklemiş olmamızdır. Ardan Zentürk, Star